Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Eren Ofisimize Galaxy A23'ü ulaştırdık. Siz çok sordunuz. Biz de temin ettik ve şimdi de kutusundan çıkaracağız. Tabii ki de birkaç tane de videoda çekeceğiz bu telefonla beraber. incelemesi gelecek, karşılaştırması gelecek ve kameralarına da bakacağız neler yapıyor diye ama ilk önce kutudan telefon çıkıyor mu? Neler çıkıyor? Başka neler var? Belki şarj aleti yok, belki de kulaklık yok vesaire. Bunlara bakacağız. Bizim elimizdeki model görmüş olduğunuz gibi siyah renkle beraber geliyor ve 128 GB'lıkta modeli ama şöyle e IMEI'lerini kapatarak sizlere bir şey göstermek istiyorum şurada gözükmüyordur illa ki tabi ama şöyle bir netleyeyim ben. Görmüş olduğunuz gibi burada SM in Turkey yazıyor. Yani şu anda Türkiye üretimi olduğunu da bizlere söylüyorlar. Bakalım neler varmış kutuda. Şöyle çıkaralım. Bir de ben netimi de ayarlayayım şöyle bir ufaktan. Şöyle bakalım. Kutunun içerisinden şuradan dokümantasyonlar çıkacak diye tahmin ediyorum. Şuradan açarsak. Burada ufak Küçük minik hızlı başlangıç kılavuyla beraber garanti kartı da bizlerle beraber. Bunun içinden başka bir şey daha çıkmıyor. Şöyle bunları bir kenara alıyorum ve telefonda karşımızda bulunuyor. Samsung Galaxy A23 öne çıkan özelliklerini burada da söylemişler. Infinity V Display demişler burada. Yani görmüş olduğunuz gibi damla çentikli bir ekranımız var. Quad kamera demişler burada. Yani dörtlü bir kamera sistemi olduğunu ve OIS'i de desteklediğini söylemişler. Ve fingerprint scan yani parmak izi okuyucumuz da varmış A23'te. Şöyle telefonu çıkaralım bir kenara bırakalım ve şurada da minicik bir şarj aleti olduğunu da görüyoruz. Bakalım şurada kaç wattla destekliyormuş. Maksimumda 10 watt desteğini bizlere sunuyormuş bu minik şarj aletimiz. Bunun dışında bakalım neler varmış. Burada bir kablomuz varmış. Kablomuz peki Type C mi? Tip C mi? Bakıyorum. Evet. Şöyle gösterebilirim sizlere. Şöyle baktığımda burada da Tip C olduğunu da anlıyoruz. Şu uzattığımda bakalım. Yani 1 metrelik bir kablo çok fazla da uzun sayılmaz aslında. Bu şekilde de kabloyu da görmüş olduk. Şunu da bir kenara bırakıyorum. Şarj altında bir kenara bıraktım. Şurada da bir SIM düttürgeçimiz varmış. Şöyle bir SIM düttürgeci. Bunun dışında da çok fazla bir şey yoktan başka bir şey çıkıyor. Mu? Ona da bakalım. Hayır çıkmıyor. Gelelim telefonumuza. Şöyle bunu da kenara bıraktıktan sonra Samsung Galaxy A23 bizlerle beraber şöyle jelatinden de bir sökelim bakalım. Samsung'dan jelatininde çok güzel sökülüyor aslında ya. Şöyle. Bunu alıyorum ve tertemiz bir şekilde parlak yüzeyini görüyorsunuz umarım. Bu şekilde telefonu da elimize şuradan sökünce almış bulunuyorum. Şöyle bakalım ilk intiba olarak parmak izini bir test edelim telefonumuzun şöyle ışıklarda bir tutarak. Evet parmak izini oldukça belli eden bir yüzeye sahip. Parlak bir yüzey bu yüzden de belli ediyor ama cam görünümlü. Böyle de aslında kamera hafızasıyla da birlikte yani ayrı bir yüzey değil birlikte olmasa tasarım bütünlüğünü de korumuş oluyorlar. Şöyle telefona bir cam verelim bakalım şarjımız var mı? Evet şarjımız da varmış. Boyut kısmından bahsedelim şimdi de 165.4 mm'lik bir boyumuz, 76.9 mm'lik bir enimiz ve sonrasında da 8.4 mm'lik bir kalınlığımız bulunuyor ve 195 gram ağırlığında bizlere sunabiliyor. Yani gayet normal yani telefoninize elinizde tuttuğunuzda sağlam bir tutuş formu bizlere sağlayabiliyor. Önemli özelliklerinden bir tanesi ise burada Gorilla Glass 5 de korunuyor bu ön taraftaki ekran. Tabii ki de çerçevelerimiz burada plastik. Arka tarafımızda yine plastik olduğunda söyleyelim. Ekran açılsın hemen değerlerini de sizlere söyleyeceğim ben. Görmüş olduğunuz gibi hoş geldiniz şeklinde de açıldı. Ekranımız 6.6 inç boyutunda ve 90 Hz'de destekliyor. LCD bir ekran ama Samsung'un kullandığı PLS teknolojisini de kullanıyor. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Yeni nesil IPS LCD'ler böyle oluyor. Yani IPS yerine PLS olarak da geçtiğini de söyleyelim. Şöyle başla şeklinde devam edelim. Lisansları kabul edelim. Buradan da kabul edelim. Wi-Fi'ye bağlanmak istemiyorum. Uygulamada da kopyalama diyeyim. Şurada daha sonra bir saniye geri çıkalım. Kopyalama. 01 telefon olarak açmak istiyorum çünkü. Atla. Ha bir dakika geri git parmak izini tabii ki de ölçelim. Parmak izimizi de görmüş olduğunuz gibi yan tarafta burada. Onu da test edelim. Şöyle bir desen çizelim. Şöyle yapalım. Olmadı. İleri bir daha yapalım. Şu an biraz parlıyor tabii ki. Ve parmak izimizde tanıtalım. Bakalım neler olacak. Yandadır. Wow. Hızlı bir şekilde okuyabiliyor bu arada. Bir saniye. Hafifçe kaldırın diyor. 53, 56, 60, 64, 68, 70, 73, 76, 80. Baya ayrıntılı bu arada. 95 ve 100. Tamamladık bu şekilde de parmak izini artık geçebiliriz. Şöyle devam ediyoruz. Sonraki şuradan geç diyelim. Geç atlayalım. Her şey tamam bitir diyorum. Şu anda evet parlıyor farkındayım ama birazdan onu da düzelteceğim. Ekranımız da bu arada açılı dursun. Şöyle bildirim panelini aşağı çekersem gelir misin? Evet şuradan şöyle çekersem hafifte taramayı kaybettikten sonra ekran artık bizlerle beraber bu ekranımızda %82.5'lik bir ekran gövde oranı oluşturuyor. Çerçevelerin alt çerçevenin özellikle biraz kalın ve tabii ki de görmüş olduğunuz gibi burada damla çentik formunda olduğunu da görüyoruz. Bu yüzden de %82.5'lik bir ekran gövde oranı bizlerle birlikte. Bunun dışında da 400 ppi'lik bir çözünürlüğümüz var. Bu arada ekranımızda full HD çözünürlüğü bizlere sunabiliyor. Bu yüzden de gayet güzel. Yani şu anda bu telefonun fiyatını düşündüğümüzde 5000 500 lira bandla satılan bir telefonda hem 90 Hz'lik bir ekranı hem de Full HD çözünürlüğü bizlere sunabiliyor Samsung tarafı. Peki içerisinde hangi işlemci var? Hangi yazılım var? Samsung'un kendi arayüzü var. İçerisinde Android 12 ve One UI 4.1 olması gerekiyor. Şöyle ayarlara girdiğimizde zaten devam edelim. Buradan aşağı 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 yazılım güncellemesi indir ve yükle kısmından. Bakalım bir şey çıkacak mı? Aa erişilemiyor diyor. Şöyle bir Wi-Fi'ye bağlayayım bakalım güncelleme var mı? Evet Wi-Fi'ye bağladım. İndir ve yüklediğim şu anda sunucu bağlantısı kuruluyor diyor. Bakalım varsa karşımıza çıkaracak zaten kendisi. Taramayı da bir yok edeyim tekrardan ben. Şöyle çekersem çok daha iyi olacak. Evet şu anda bir güncellememiz de varmış aslında. Şu anda güncellemeyi de indiriyor. İndire dursun zaten burada da 1 Ağustos 2022 güvenlik yaması yüzeyinde sunmuş oluyor. Samsung tarafı birçok da burada güncelleme bilgilerini bizlere sunmuşlar. Devam ettiğimizde içerisindeki işlemciden bahsedelim şimdi de. İçerisinde Qualcomm Snapdragon 684G işlemcisi bulunuyor. Şöyle sesini de kapatayım ben. Sizlere de çok fazla blink blink yapmasın. Şöyle kapattığımızda titreşime geçsin. Bu sayede aslında verimlilik günü üst seviyede olan bir telefonla beraberiz. Yani bu telefonu aldığınızda bir günü çok rahat bir şekilde aşan bir kullanım deneyimi olacak. Grafik tarafında ise burada Adreno 610 grafik birimi bizlere de eşlik ediyor. Bizim elimizdeki modelinde 4 GB RAM ve 128 GB hafızası olduğunu da söyleyelim. Ama ülkemizde iki farklı versiyona beraber satılıyor. Bunlardan bir tanesi de 64 GB'lık versiyonu. Tabii ki de onun fiyatı biraz daha değişkenlik gösterebiliyor. Ama 128 GB'nin olması da bu seviyedeki telefon için gayet normal. Devam ettiğinde ise burada artık kameralardan konuşmaya başlayabiliriz aslında. Arka tarafta görmüş olduğunuz gibi 4 adet kamera bulunuyor. Bunlardan bir tanesi ana kameramız ve 50 megapiksel çözünürlüğü bizlere sunabiliyor. F1.8 diyafram açıklığı var. Yani gece fotoğraflarında iyi fotoğraflar çekeceğini düşünüyorum ve OIS'i de destekliyor. Çok çok önemli bir nokta. Bu seviyedeki telefonlarda OIS'i çok zor görüyoruz. Sonraki kameramız ise burada 5 megapiksel çözünürlüğünde bir geniş açı kameramız ve F2.2 diyafram açıklığı sunuyor. 123 derece gibi gayet geniş bir açı sunmayı bizlere sağlayabiliyor. Sonrasındaki 2 megapiksellik bir kameramız var. Bu da makro kameramızı f2.4 diyafram açıklığına sahip. Sonraki kameramız ise burada derinlik kameramız ve o da 2 megapiksel çözünürlüğünde ve f2.4 diyafram açıklığını sağlıyor. Peki kameralarda videoları nasıl çekiyor? Şöyle bakalım sizlerle canlı canlı bunu da göstermiş olalım. Video kısmına geleyim. Şuradan da Full HD, HD. Yani görmüş olduğunuz gibi maksimumda 1080-30 FPS videolar çekebiliyor. Ön tarafa çevireyim burada da. Burada bakalım. Burada da görmüş olduğunuz gibi yine Full HD'de 30 FPS videolar çekebiliyor. Yani hem önde hem de arkada Full HD olarak 30 FPS'i destekliyor. Bir de ön kameramız var şurada fotoğraf kısmına girdiğimizde burada da bir ön kameramız bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi iki farklı açı sunabiliyor bizlere. Bu kamerada 8 megapiksel çözünürlüğünde ve f2.2 diyafram açıklığını bizlere sunabiliyor. Bu şekilde de orta seviye bir telefon olduğunu aslında bizlere göstermiş de oluyor. Bunun dışında Wi-Fi tarafında Wi-Fi 5 destekliyor ve Bluetooth 5.0'ı da içerisinde barındırıyor. Şöyle bir şey daha göstermek istiyorum sizlere. Parmak izi okuyucusunu da böyle şöyle test edelim. Gayet hızlı. Tabii hemen almadı. Kapatıyorum. Bastığımda gayet iyi bir şekilde çalıştığını da söyleyebiliriz. Dikkat ettiğim noktalardan bir tanesi şu olacak. Şuraya FM yazdıktan sonra bakalım çıkacak mı burada FM radyomuz. Hayır FM radyomuz burada bulunmuyor. Merak ettim çünkü genellikle bu telefonlarda FM radyo bulunuyor ama şu anda hazır bir şekilde kurulu gelmiyor. Yani kulaklığınızı taktığınızda görmüş olduğunuz gibi şurada 3.5 metre kulaklık girişimizde aslında var. Bu şekilde de FM radyoyu dinleyebiliyorsunuz diye biliyordum ama A23 modelinde şu anda hazır bir şekilde bulunmuyor. Şöyle bir daha gözümü gezdiriyorum. Arattığımda gene burada bulunmuyor. Şöyle dosyalara bakıyorum. Burada da yok. Şöyle geri geleyim. Google'ın içinde Zaten olmaz diye düşünüyorum. Evet şu anda hali hazırda yok. Belki kendiniz Samsung Store'undan da indirmek durumunda kalabilirsiniz. Bunun dışında zaten de ses kısmına geldiğimizde ise şöyle alt tarafta bulunan, bu tarafta sağ tarafta bulunan bir tane mono aporlardan ses çıkışını verdiğini de hatırlatalım. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy A23 hakkında yani şu anda 5500 lira bandında bulunan yerli üretim Samsung telefon Android 12 yazılımı var içerisinde. Güncel teknolojileri ve OIS'i de desteklediğini düşünürsek sizce nasıl yorumlara bekliyorum. İncelemesi de yakında kanalda olacak ve dediğim gibi diğer kıyas videolarını yaptıktan sonra da elimizden bu telefonu da çıkaracağız ve bir başka Samsung telefonu da belki ileriki zamanlarda satın da alabiliriz. Sizler de kendi yorumlarınızı yorumlar paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki kutu açılışında sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim ve hatırlatmasını da yapayım. Lütfen kanala abone olmayı ve şu sağ tarafta şu taraflarda bir yerde olacak hatta şuralarda bir yerde olacak. Burada da bir çan işareti var ona da basarsanız videoyu yüklediğimiz zaman ilk bildirimleri de sizler alacaksınız diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.